saçlarımı rengini açtıracağım sarıya dönük ama nasıl bir şey olacak hiç bilmiyorum. Gerçekten çok güzel, merhabalar. Bugün günlerden çarşamba oldu. Önceki günlerde video çektiğim için, onları teker teker çektiğim için haftalık vlogu bir türlü başlatamadım. Haftalık vlogumu artık dedim ki başlatayım, günlerden çarşamba olmuş yani. Bugün ne yapacaksınız diye soracak olursanız, annemle şimdi sabahın 9 küsuratı ve biz kuaföre gidiyoruz. Büyük bir çılgınlıkla saçlarımı rengini açtıracağım sarıya dönük ama nasıl bir şey olacak hiç bilmiyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Biraz da saçlarımı kestireceğim. Haftaya düğün var biliyorsunuz. Ve biraz böyle ışıltı gelsin istedim saçlara. Onun için şimdi Balat'ta bir kuaföre gidiyoruz. Daha önce gittiğim bir kuaför değil fakat böyle çok yakınlarımızın gitmiş olduğu, tavsiye ettiği bir kuaför. İnşallah güzel sonuçlar alırız. Hadi bakalım. Heyecanla bekliyoruz. Vallahi çok heyecanlıyım sonucu. Bunun için. Dün akşam bile böyle rüyama girmiş, kafam sapsarı oluyor diyorum, ben böyle saç istemiyorum falan. Hayatımda ilk defa boyatıyorum. Çünkü daha önce L'Oreal'le ben açmıştım saçlarımı. İlk defa da boyatacağım şimdi. O zaman hadi bakalım gidelim. Arabayı da ben kullanıyorum bu arada. Dönüşte şey demişler, siz araba kullanmıyor musunuz? Araba kullanmayı öğren falan. O manuelde biraz sıkıntı yaşıyorum da bunu gayet kullanıyorum. Bakın ben kullanıyorum. Hadi bakalım. Evet, şurada Soner Çukuroğlu'na geldik. Balat'ta bu arada yeri. Bakalım bir bitsin saçım da zaten son halini sizlerle paylaşırım. Hadi bakalım. Şu an heyecanlıyım biraz. Nasıl olacak saçım? Şurası. Şimdi biraz aşağıda insanlar olduğu için bekliyoruz. Kahve ikram ettiler. Kahve içeceğiz. İçiyoruz. Sabah kahvesi. Sabah güne böyle kahveyle başlayanlardan değil midir hiç? Ama olsun. Şimdi kuaförden çıktık. Gerçekten bana şu an çok tuhaf geliyor ama böyle yadırgamadım da. Yani gerçekten çok doğal bir geçiş oldu. Hani böyle boya boya durmuyor saçlarım. Tabii şu an önceki sonraki haline baktığınızda biraz daha sarılık var. Şurası Soner Çukuroğlu'nda geldik. Böyle düğün öncesi bir değişiklik olmuş oldu saçlarımda. Güzel oldu, keyifli oldu yani. Ama şey, canım çok acıdı gerçekten çünkü krepe attılar başta, sonra saçlarım çok ince telli olduğu için krepe yapmadılar. Şimdi bu işlem ne diye soracak olursanız, ışıltı değil, ombre değil,
ortaya karışık bir şeyler oldu. Böyle zaten gittikçe hani rengi değişir. Yani biraz daha oturur. Şu an böyle bir rengi var. Yıkadıkça biraz daha değişim olur diye düşünüyorum renginde. Zaten benim saç, doğal saç rengim küllü kumraldı. Yine böyle hafif küllü bir sarılık var saçta gördüğünüz gibi. Öyle ben beğendim. Bir de zaten Soner Bey çok ilgiliydi. Hani gerçekten mutlu ayrıldım yani. İyi ki tanışmışız diyorum. Özlem ablamlar sayesinde güzel oldu. Öyle 4 saat sürdü herhalde ama 4 saat. Ben hiç alışkın değilim böyle kuaförde bu kadar vakit geçirmeye. 4 saattir gerçekten uzun uzun kuaförde vakit ama geçirdik. Ama değdi. Sonuç aynen güzel. Öyle. Şimdi Feyyaz bizi evde bekliyor. Bize geldi yani. Şimdi Feyyaz'a damatlık, babama da düğün için kıyafet bakmaya gideceğiz. Bugün böyle yoğun bir gün oldu. İsterdim ki gönül şu saçla daha güzel yerlere gitsin ama neyse yapacak bir şey yok. Böyle idare edeceğiz. Öyle. Siz beğendiniz mi? Yorumlarınız neler? Annem çekti bayağı. Zaten görünüyordur diye düşünüyorum. Görünüyordur diye düşünüyorum ama şöyle bir beğendiniz mi, beğenmediniz mi yorum yazarsanız sevinirim. Ben çok beğendim içime sinde. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Evet, şimdi Feyyaz'la birlikteyiz. Şimdi damatlık bakmaya gidiyoruz. Bir şeyler yedik. Suryapı AVM'ye gideceğiz büyük ihtimalle. Orada bir sürü mağaza bulunuyor çünkü. Feyyaz damatlık bakacak. Babam da kendine takım bakacak. Bakalım neler seçecekler. Tabii ki damatlığı göstermem direkt ama denediği şeyleri çekmeye çalışırım ya da gösteririm bilmiyorum ama hangisi olduğunu söylemeyiz. Gösteririz. Gösteririm ama hangisi olduğunu söylemem. Sürpriz olsun. Niye düşünüyorum? Her şeyi öyle göster. Zaten haftaya görürsünüz büyük ihtimalle. Şu an düğüne bir hafta kaldı. Anca alıyoruz. Tabii ki biz yeni geldiğimiz için böyle bir durum var. Bakalım. Çok rahat oturur. Bu çift mi arkası? Çift, çift. Ona bak. Tamam, bitti. Denemeden karar verdik. Hiçbir şekilde yani. Ya mı düşünüyorsunuz? Evet. Yapmaz. Şimdi iki model var. Şöyle şal yaka. Bunun yakası seyyar değil değil mi? Sabit efendim. Sabit, evet. Ha. Çıkan tek model şu var bize. Tek düğme daha sonra... Çekiyorum. Sizi çekilmiyor. Şu model var mı? Siyahta mı? Var efendim. Tek mi duyamam? Tek kısmat şarkısından ona bakalım. Tek mi? Aynen tek o. Nasıl fiyatlar? Tekiz fiyatları geçerli efendim. Bunlarda set kampanyası var şu anda. Dilediğiniz gömlek, dilediğiniz kol düğmesi. Takım elbisesi yeleğiyle birlikte, ayakkabı hariç, patron kuşakları içinde olacak. 2000 lira. Bir arkan döner misin? Arka falan güzel durdu şu yanları. Şu an Pierre Cardin'deyiz bu arada. Şöyle. Şu çıkabilen yaka. Şimdi tam takım. Babam yoruldu daha ikinci dükkanda. Daha sana bakacağız baba. Güzel aslında da. Şöyle bir çekeyim mi seni? Dur da. Şöyle. Şu an Pierre Cardin'de bir takım denedik. Şöyle kumaşı biraz daha farklı bir desende. Bence şöyle. Ben gömleği beğenmedim. Ben beğendim. Ben çok sevmedim. Yani zaten ceket giymeyeceğim için düz gömlek aldığımda saçma olacak. Okey. Güzel oldu. Takımı ben beğendim. Yani eğer beğendiysen kollar iyi, pantolon biraz bol, ay dar geldi. Yani dikey olması daha iyi. Yani yatay olursa daha böyle iri gösterir. Gömlek güzel durdu. Bence de gömlek böyle yani düz almak saçma oldu. Şimdi bu bir garsonumuz da var ama. Garson o da düzlerde. Böyle elim bir ara gitti ya düzlere. Gömlek şey olduğu için biraz garsonluktan yatıyor ya.
dümdüz olsa önemli ama bak taşın falan var. Hangi yaşta bu taşın gerekiyor? İşte taş bacaklar çok iyi duruyor. Bacaklar güzel. Şuraya kadar bak. Şurası aynen. Şuraya kadar ben bunu açtıramam geçeyim. Bir tane 52'den fazla yok öyle. Damat var. Ona bakalım. Damat mı? Damattan bakalım. Evet şu an Pierre Cardin'den çıktık. Orada bir beğendi takım Feyyaz ama. Şimdi diğer mağazalara bakıyoruz. Bakalım babam da bakacak. Karaca'dan mı bakar artık? Nereden bakar bilmiyorum ama. İki takım. Şurası var. İstiyorsan buraya da bakabilirsin. Çok küçük oluyor. Sen bilirsin. Gür. Şu an bu arada şeydeyiz, Suryapı AVM'deyiz, Bursa. Evet şimdi şöyle. Sanırım şunu deneyecek Feyyaz. Babama da bakacağız. O da şurada. Korupark Karaca mağazası. Korupark'dayız, Suryapı. Bakalım. Evet babamın beğendikleri de şuradan bir tanesi şöyle bakalım ama deneyecek daha. Üstte farklı durabilir. Aynen göbekten. Ben birkaç renk denesin bence böyle bir içimizde kalmasın. Sıkıntı yok değil mi çekmemde bu arada şey son tamam. Hatta çekip paylaşırsanız reklamı olur. YouTube'a çekiyorum da o yüzden. Evet. O yüzden sordum. Valla orijinalde mi diyorlar ya? Çek bir şey yok. Senin yanında şey yok. Tamam çok açıklamayalım sürpriz olsun. Ben öyle çekiyorum modelleri. Giydi. Mavi ya da lacivertteki koyu kalır. Mavi giydi. Aynen. Bak bu mesela da. Bu da güzel oldu. Bunu giyeyim mi? Evet, şu an babama deniyoruz. Değil değil mi o denene? Bu en son verdiğiniz. Evet, bu ne rengi böyle değişik? Gri de değil. Renk tam olarak ne geçiyor bu? Indigo. Indigo. Şimdi tekrardan şöyle yapalım. Gömlek bedenini falan ayartırız. Onlar önemli değil. Evet. Small gereklerim ya da small'un yakası ya. Kapanmaz. Bunun koltuk altını biraz daha daraltırız. Ha, aynen. Çünkü tamam. Şurada hafif bir bolluk var gibi. Evet o bolluk var. Onu alırız. Hani. Aa. Ama kemer neden böyle havalı? Evet onu ben de. Kemer. Onu ben çünkü arkasını şimdi tam hani sıkıştırmadım. Ha. İçinden geçirmedim. Hı. Valla yakışıklılarla arasında kaldık anne. Biz sönük kaldık. Yani biz de olacağız oldu. Biraz öyle. Bu değil yani. Evet, aynen. Şu da değil. İçine. Onu... Mendil bu yüzden var. Mendilin içine. Mendile şöyle geçireceksiniz. Ha. Evet. Doğru. Bizimki söyle bunu. Evet. Şimdi şey, yaka çiçeğini şuraya takıyorlar ya genelde. Şuradaki mendil aslında yaka çiçeği için varmış. Hani buraya bence de burada daha güzel duruyor. Çünkü burada yani mendil şey, burada mendil şey. Mendil koyuluyor oraya. Hem çiçek hem mendil zaten koyulmaz. Hani o yaka çiçeğini tutabilmek adına aynen. Zaten orada mendil var. Ya zaten şey, burada bu olup burada bu olunca çok karışık oluyor aynen. Orası. Daha bir ayakkabılarda iki tane organ ayakkabı var bende. İkisi de %100 ortopedik deridir. Ama bunlardan şu daha iyi. Bence de diğeri sanki daha bir oldu gibi. Yok, aslında yok gerçekten diğeri abi. Ya başka ben içlerinden geçecek. He. Tamamen. Bir de şimdi bu bir de pantolon falan da var. Bütün ölçülerini ben ayarlayacağım. Pantolonu açabilirim. Tamam, ben kuşaklı istiyorum ya. Tamam.
Yani şimdi bunların kalitesi nasıl acaba böyle? Şu an saçlarım o kadar acayip geliyor ki bana da. Evet, damatlığı da aldık, babamın takımı da aldık. Zaten elimden gelince çekmeye çalıştım ama hangisini aldığımızı, şunu aldık, bunu aldık şeklinde şey yapmıyorum. Denenen her şeyi böyle çektik. Güzel oldu, bu işimizi de halletmiş olduk. Artık düğünde görürsünüz neler giydiğimizi. Benim kına kıyafeti şimdilik tadilatta. O pazartesi günü hazır olacak. Babamlarınki de bir şeyler eksik Feyyaz'da. O da cuma günü hazır olacak. Böyle sur yapı da halletmiş olduk. Güzel, erkeklerin daha kolay oluyor bir şey alması. Bizim kadar gezip böyle bakınmıyorlar. Zaten belirli seçenekler olduğu için güzel oldu. Hallettik bakalım. Herkesin hemen hemen en azından belirli böyle yani kıyafetleri. Evet, şu an Feyyaz Kemalpaşa'ya gitti. Annemin kıyafetler tadilattaydı. Şu an onu alacağız. Onu bekliyorum. Kıyafetini deniyor. Çünkü bir tanesinin kolu şöyle koldu. Ona biraz kol yapılıyor tülden. Öyle. Ondan sonra da eve gideceğiz. Yoğun bir gün gerçekten. Sabahın köründen beri dışarıdayız ve gerçekten çok yoruldum. Herkes çok yoruldu. Feyyaz da Kemalpaşa'ya dönüyor şimdi. Hafta sonu yine gelecekler. Kuzeninin nişanı var. Akşama bir düğün var. Ertesi gün ben gideceğim Kemalpaşa'ya. Çünkü düğün var orada. Derken böyle yani kendi düğünümüzden önce bir sürü daha düğüne katılmış oluyoruz. Öyle haftayı da bizimki var zaten. Ben de böyle elimden gelince her şeyi çekmeye çalışıyorum. Yoğun ama güzel. Heyecanlı şeyler. Sonuçta bir daha olmayacak şeyler. Böyle inşallah sesim duyuluyordur. Evet, şimdi yemeğimizi yedik ve annemle şöyle balkonda biraz oturuyoruz. Hani çok yorulmadık mı? Ne düşünüyorsun? Biraz böyle sohbet edelim. Ne düşünüyorsun bu süreç hakkında? Yorulduk ama tatlı telaş. Tatlı telaş ama bayağı yoruluruz düğünden sonra. İnşallah valla. Bilmiyorum, bence düğünden sonra da yorucu olacak da. Ama gerçekten çok yorucu. Yani ki bir de biz geçen sene yani çoğu şey hazır diyorduk ama hazır değilmiş değil mi? Bayağı tek hazır olan şey gelinlik falanmış. Bir de kına kıyafeti, dernim kıyafetleri alındı ama geçen sene, şimdi bu geçen sene iptal olunca hiç tadilat vesaire olmamıştı. Böyle bir durum oldu. Yani neyse, artık yapacak bir şey yok. Benim saçlarım şu an daha iyi, net görünüyordur herhalde. Çünkü çok ışıkta böyle çok sarı gibi duruyor ama değil yani. Şöyle daha küllü bir renk gibi. Güzel oldu. Bakalım kınada falan nasıl olacak? Düğünde saçım nasıl olacak? Çok merak ediyorum gerçekten. Böyle şimdi biraz burada dinleniyoruz. Belki ben eğer enerji bulabilirsem bir video editlemek istiyorum. Normalde çünkü 3 gündür video atmıyoruz. Normalde bu kanal için bizim çok normal bir şey değil. Halbuki videolar var ama biraz böyle video editleyip daha güncel bir şey yapmak istiyorum. Gezi videolarını ara ara atarız diye planlıyorum. Öyle bugün damatlık baktık işte. Saçımı boyattım derken bu videoyu böyle ben bitireyim. Güncel bir şekilde yüklemeye çalışayım. Böylece videonun sonuna geldik. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Size böyle akşam da göstermek istedim saçlarımın son halini. Benim içime sindi. Akşam daha güzel duruyor değil mi? Böyle gündüz çok çiğ gibi duruyor da hani ışıkta şu an daha güzel böyle. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Gelecek videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bye-bye.